Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanı, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü'nün yapmış olduğu son ihale kapsamında Malatya Hastalığı Laboratuvarı'nda şirket bünyesinde laborant, biyolog, kurye ve yardımcı personel olarak toplamda 15 kişi çalışmaktayız. İhalemiz sonuç karşılığı laboratuvar hizmet alımı ihalesidir. 2011 yılından itibaren aktif olarak bu hizmeti sürdürmekteyiz. İlimizde aile hekimleri uygulaması başladığından itibaren 90 aile sağlığı merkezine verdiğimiz laboratuvar hizmeti adeta onların bel kemiği durumundadır. Özellikle elimizde bulunan ilçe ve köylerimizden günlük rutin olarak kan gelmektedir. Vatandaşlarımız hiçbir araç kullanmadan yürüme mesafesindeki aile sağlığı merkezlerine kan verip ertesi günü sonuçlarını almaktadırlar. Ayrıca her gün yüzlerce hastanın tahlillerini yapmamıza rağmen şimdiye kadar en ufak bir sorun dahi yaşanmamıştır. Malatya İl Sağlığı Müdürlüğü'nce günlük 1000-1200 hastaya hizmet veren bu laboratuvar kapatılıp tahlil işlemlerinin Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne devredilip personelsiz ihaleye çıkarılmasına karar verilmiştir. Gerekçe olarak da maliyetlerin düşürülmesi de ve devletin kar elde etmesi öngörülüyor. Ancak asgari ücretle çalışan 15 kişinin devletimize, ekonomimize ne gibi bir hizmet getirdiğini anlam verememekteyiz. Yıllardır özel sektörün tüm zorluğunu çektik. Ülkemizin içinde bulunduğu bu pandemi sürecinde de bütün risklere rağmen görevimizi devam ettirdik. Devlet millet anlayışı içerisinde her şartta ve koşulda biz hizmet veren sağlıkçıların aldığı asgari ücret ile devletimizin zarar edeceğini düşünmüyoruz. Ancak bu durum biz 15 çalışanı yani 15 aileyi bu pandemi sürecinde oldukça zorlayacaktır. 2017 taşeron yasası hazırlıkları sürecinde dönemin başbakanı koşulsuz şartsız tüm taşeronların kadroya alınacağı sözünü vermişti. Buna rağmen %70 barajına takılarak kapsam dışı bırakıldık. Tüm yardımcı elemanlar devlet bünyesine alınırken biz asıl işi yapan laboratuvar personellerinin kapsam dışı bırakılması bizi büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Bunun sonucu olarak da bugün sessiz sedasız işimize son veriliyor. Bu açıklamayı yapmamızın sebebi ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemde özellikle de sağlıkçıların en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde devletimizin sesimizi duyması ve yaşadığımız mağduriyetin giderilmesidir. Biz halk sağlığı çalışanları olarak 10 yılı aşkın süredir yaptığımız hizmeti devam etmek ve ülkemize hizmet için sesimizi duyurmaya çalıştık. Bu süreçte ilgili tüm kurum ve kuruluşlara görüşmemize rağmen hiçbir şekilde bize dönüş yapılmadı. Son çare olarak bu basın açıklaması yapma kararını aldık. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın İl Sağlık Müdürlüğümüzden ricamız, emeklerimizin karşılığının boşa çıkarılmaması, arkadaşlarımızın işsiz kalmaması ve ailelerimizin mağduriyet yaşamamasıdır. Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin de her zaman vurguladığı gibi gün birlik olma günüdür. Biz bu zorlu dönemde birlik olmak için, ülkemize hizmet için elimizden gelen her şeyi yapmaya her türlü fedakarlığa hazırız. Sizlerin de bizim sesimizi duyarak bu çağrımıza kulak vermenizi istiyor, işimizin devam etmesi için yardımlarınızı bekliyoruz.